Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Zaptiye Osmanlı'nın arkadaşlar yeni bölümleri, yeni güncellemesi Ocak ayında geldi. Ben bu oyunu daha önce, bir yıl önce oynamıştım. Bütün bölümleri bitirmiştim ve oyunu silmiştim arkadaşlar. Yeni güncelleme geldiğini görünce tekrar yükledim ama oyunda arkadaşlar bir kayıt sistemi, bir sosyal medya veya maille bağlayamıyoruz. O yüzden oyunu sildiğimizde bütün verilerimiz de otomatikman siliniyor. Benim de bütün verilerim silinmiş arkadaşlar. Oyuna tekrar sıfırdan başlamak gerekiyor. Sizin de bilginiz olsun. Eğer oyunu ilerlettiyseniz, oyunu silerseniz bütün verileriniz siliniyor. Burada herhangi bir sosyal medya veya maile bağlama gibi bir özelliği koymamışlar. Bunu koymaları lazım. Aslında yeni bölümler, yeni özellikler geldiğini yazıyor güncellemede. Ben de indirdim ve sıfırdan oyuna tekrar başlamak istedim. Oyunda ilk başta eğitimle başlıyor. Daha önce uzun zamandır oynamadığım için arkadaşlar buna alışmak biraz zor sürüyor. O yüzden direkt başla diyeceğim ama seçeneklere tekrar bakıyorum arkadaşlar. Burada nişangah, dönen kamera gibi özellikler getirmişler ama ben yine standartta görüntü kalitesini muhteşeme getirdim. Başlaya başlayıp oyuna tekrar başlayacağım. Bakalım yenilikler neymiş, çok merak ediyorum. Yeni bölümler neymiş? En son bitirdiğim bölüm haricinde başka bölümler var mı diye bakacağım. Şimdi burada eğitimle başlatıyor. Bu eğitimi hızlıca geçmek istiyorum. Burada hızlı koşma var mı? Bakınmak için sağa sola sürükleyin diyor. Tamam, sürükledik. Zıplama. Buralar eğitim arkadaşlar. Bunları hızlıca geçelim. Kontrolleri oyun biraz ilk başta biraz zor gelebilir size ama alıştıkça biraz daha... Düşmanları ateş etmek için sadece ekranın üzerine dokunabiliyorsunuz. Adamın üstüne dokunuyorsunuz. Bunu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Her istediğiniz yere dokunup da ateş etme de var ama orada biraz daha sorun yaşanabilir. Evet, bakın kontrollerde biraz sorun yaşayabilirsiniz ilk zamanlarda. Ben en son bir yıl önce oynayıp oyunu bitirmiştim dediğim gibi. Normalde bu kadar kişinin içine dalmamak lazım. Biraz uzaklaşmamız lazım. Şuradan şarjörümüzü dolduralım. Şarjörü doldurduk. Üzerime gelmelerini bekleyeceğim. Aynen. Çok uzak mesafeden ateş ederseniz bir seferde öldürmüyor. Bu da silahın gücüyle alakalı. Evet. Vurduğumuz kişilerden mermi alabiliyoruz. Şurada iki kişi var. Onları şimdi vuralım. İkisini birden aldık. Bu eğitim arkadaşlar. Eğitim aşaması. Eğitim aşamasını hızlıca geçmeyi düşünüyorum. Burayı temizledik herhalde. Sen. Onu da hallettik. Başka. Oo, burada bir çete daha varmış. Şu mermileri alalım. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi daha geliyor. Şuraya biraz sinersek vururlar mı bizi? Arkadaşlar normalde şu an vuramıyorlar bizi ama ilerleyen bölümlerde çok fazla vuruluyorsunuz. Çok zor bölümler var. Burada eğitim olduğu için ateş ettikleri mermiler bize değmiyor. Şöyle havamızı da atalım, ayağa sıçrayalım. Evet. Direkt başla dedik. Büyük ihtimalle ilk bölümden başlayacağız. Burası eğitimdi. Evet. Yukarıda bir ok işareti var. Gideceğimiz yeri gösteriyor. Kavala Osmanlı Devleti 19. yüzyıldayız. Hızlı koşması yok mu? Evet. Koşma becerilerden alabileceğiz arkadaşlar. Paşam, komiteciler nöbetçi askerlerimize saldırıyorlar. Komiteciler nöbetçi askerlere saldırıyormuş. Evet, koşma, hafif koşma yapmışlar. Burayı büyük ihtimalle savunacağız. İlk bölümümüz bu. Bakın ura uzak olduğu için onu vurmadı. Biraz daha yaklaşınca öldürebildik. İçeriye kadar sızmış. Onu da aldık. Şunu da alalım. Onu da aldık. Şarjörü doldurup mermileri toplayalım. Biraz yakın oynayacağım. İlk bölüm olduğu için fazla zor değil arkadaşlar. Biraz yakın ve hızlıca halletmek istiyorum. Sürekli hareketli olmanız lazım. Durakladığınızda çok rahat vurulabilirsiniz. O yüzden hareketli olun. Gerekirse şarjör değiştirirken sıçramaya basabilirsiniz. Bunları hızlıca temizleyelim.
İlk alacağım beceri hızlı koşma olacak arkadaşlar. Daha rahat kaçmak ve daha hızlı görevleri yapmak için koşmayı almamız lazım. Diğer nöbetçi noktalarına da saldırıyorlar. Diğer nöbetçi noktalarına da saldırıyorlar diyor. Nerede orası? Siz ikiniz bu tarafta. Gazanfer, sen benimle gel. Pusulayı takip edin. Hemen gidelim. Her tarafı yakmışlar. Hemen oraları temizleyelim biz de. Nerede bunlar? Neredesiniz? Hani kimse yok burada. Şurada var. Taş arkası. Taş arkasına gizlemiş. Pusmuş. Onu da aldık. Şunu da aldık. Bakın şu an mermi değmeye başladı bana. Şarjörü dolduralım. Evet, dışarıdan gelmişler. Bayağı da adam var. Kaç tane hasar aldım ama önemli değil. Bunları hallederiz. Şarjörümüzü dolduralım. Şuradan mermi alalım. Doldur şunu. Arkada bir kişi kaldı gibi. Onu da alırsak. Onu da aldık. Var mı başka biri canına soyan? Şu ganimeti bir toplayalım. Şu ganimeti bir toplayalım. Ver. Bunlardan arkadaşlar enerji de çıkıyor. Bunlardan vurduğumuz kişilerin bazılarında enerji çıkıyor. Bakalım bunlarda var mı? Bunlarda henüz yok. Şu arkadakine bakacağım. Evet, bunda da yokmuş. Bazılarında enerji çıkıyor. Onlardan enerji alıp daha da rahat oynayabiliyoruz. Koşmayı bir an önce almam lazım. Koşmayı ve ata binmeyi, ilk başta koşma ve ata binmeyi öğrenmemiz lazım. Diğer mevzilere gidin diyor. Tamam, gidiyoruz. Bir at bir şey verseydiniz bize daha rahat olurdu ama o atı da teknolojiden, inzivadan alabiliyoruz. İnzivadan alacağız ata binmeyi. Önce koşma, sonra ata binme. Şurayı da temizleyelim. Kuleyi savunacağız. Çok da adam var. Şu sağ tarafı önce temizlemek istiyorum. Önce şu sağ tarafı temizleyelim. Burası daha yakın bize. 3. 3'te 3. Karşı dursun. Onlar da zaten bana gelecekler. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Bizim elemanı öldürmesinler. Şöyle 1. Şöyle 2. Al bakalım. Al sen de şunu. Başka. Al sen de. Bir kişi mi kaldı? Al bakalım. Var mı başka? Allah, ölmeyecektin sen. Seni ben koruyordum. Kimse yoktu. Nereden öldün? Çiftliğe geri dön. O standart. O ölecek demek. Şehit oldu. Bir askerimiz şehit oldu maalesef. Çiftliğe geri dönüyoruz. İlk bölümde burada bitecek büyük ihtimalle arkadaşlar. İlk bölümde burada bitiyor. Bir yıldan fazla zaman oldu. Neredeyse bir yıl oldu oynayalı. Oyunu sildiğim için bütün veriler gitti. Bir kayıt sistemi getirmeleri lazım oyuna. Vazife tamamlandı. Bu bölümde bitti. En azından bir mail veya sosyal medya kaydı olsaydı oyunun verileri silinmezdi. Oyunu sildiğimizde veya telefon değiştirdiğimizi düşünelim. Oyunu tekrar yüklediğimizde bütün verilerimiz komple gidecek. Evet, bölgeyi kurtardık. Burayı kurtardık. Şimdi hikayeye giriyor. Burada şu hain büyük ihtimalle paşayı öldürecek ve paşanın çocuğu olarak, evet, öldürdü paşayı. Şu an oynadığımız karakteri öldürüyor arkadaşlar. Ve paşanın çocuğu, yani biz, kaçmayı başarıyoruz. Bizi de öldürmeye çalışmış. Evet, atla birlikte, annemizle birlikte büyük ihtimalle kaçıyoruz oradan. Mermiyle ateş etmiş bize. Yanımızdan geçmiş mermi. Bizi öldürememiş. Anneyi vurdu arkadaşlar. Anneyi de arkadan vurmuş. Sadece biz kalmışız atın üzerinde. Evet, anneyi de vurmuş. Atla birlikte kaçıyoruz. Günlerce atın üstünde koşmuşuz arkadaşlar. Yağmur da yağıyor. Bir süre sonra at ve biz de bitkin düşmüşüz. İstanbul. Evet, İstanbul'a kadar at sürmüşüz. Evet, İstanbul'a kadar at sürmüşüz. Atın üstünde bitkin bir şekilde bir ağacın altında kalmışız.
Hikayeyi güzel yapmışlar. Evet, birinci bölümü arkadaşlar burada sonlandıralım. Rami İstanbul Osmanlı Devleti 2 yıl sonra diyor. 2 yıl sonradan oyuna devam edeceğiz. Görseller iyileştirilmiş arkadaşlar. Bir de görseli ben muhteşem yaptığım için böyle gölgeler, gölgemiz var. Güzel şey, kaliteli bir görüntü görüyorum arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Haritayı eklemişler. Haritada görevler var. Haritadaki görevleri takip edip görevleri yapmaya devam edeceğiz. İlk bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.